Sevgili seyirciler, Bay Mikrofon'da yeni bölümün birlikteliğini başlattık. Şu anda bulunduğumuz nokta Darmıstar Caddesi, Bursa'nın efsane yerlerinden birisi. Ve kameraman arkadaşım sevgili Ercan Vardar'la birlikte bu noktada başlayarak kent meydanına doğru günün sorusuyla Bursa'da yaklaşan yerel seçimler öncesi Ali Nur Altaş mı yoksa Mustafa Boz Bey mi şeklinde vatandaşa ve aynı zamanda esnafa bu soruyu soracağız. Hazır mısın Ercan? Hadi yeni bölümün birlikteliğini şimdi başlatalım. Takip et beni. Abimiz hazır bekliyor. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Çok kısa olarak soralım. Tabii. Net bir şekilde de sizden cevap bekleyelim. Evet. Bursa'da yaklaşan yerel seçimler var. Evet. 31 Mart gecesi. Evet. Bursa bu sorunun cevabını merak ediyor. Evet. Zaten size soralım mı efendim? Bursa'da Ömür Aktaş mı yoksa Mustafa Boz Bey mi sandıktan Boz çıkar? Boz Bey gelecek şu an. Boz Bey diyorsunuz. Boz Bey vatandaşla işçi olup vatandaşın derdini dinleyen bir kişi. Biz bu zamana kadar belediye başkanlarımızdan bizi gelip ziyaret ettiğini görmedik. Sadece oy olduğu zaman geliyor. Bu da bize yeterli değil. Ben kendi memleketimde ikinci sınıf vatandaşken buradaki insanlar bizden daha rahat. Benim vergimle geçiniyorlar. Ben burada çile çekiyorum. Niye? Ama Mustafa Boz Bey Allah'ın izniyle bunların hakkından gelecek. Peki efendim. Teşekkürler. Darmıstar Caddesi'nde olan birliklerimiz devam ediyor. İki tane beyefendi de burada. Önce onlarla tanışalım efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah kolaylıklar versin. Güzel günün birlikteliğinde sizlerle tanışalım. İsim neydi? İnşallah. Bülent. Bülent Bey, kısa ve net olarak soralım mı? Bursa'da yaklaşan yerel seçimler sandıktan Ali Nur Aktaş mı yoksa Mustafa Boz Bey mi çıkar? Mustafa Boz Bey'den şey diyoruz. Ne efendim Boz Bey? Çünkü çalışmaları iyi. Çalışmaları güzel yani. Ne dersiniz beyefendi? Aynı dediği gibi çalışmaları iyi. Biz Boz Bey mi? Boz Bey. Boz Bey'den dolayı utuyoruz yani. Pekala. Teşekkürler. Abla da bize doğru yaklaşıyor. Bir merhaba diyeyim. Efendim merhaba. Merhaba. Siz iyi misiniz? Teşekkürler siz. Teşekkürler. Buradayız. Darmıstar Caddesi kızınız mı? Evet. Dolaşıyorsun. Merhaba. Merhaba. İsmi nedir? Damla. Damla yaş kaç? 12. Anneni çok seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Hadi göster bakayım elinle. Ne kadar büyük. Yani. Damla şahanesin. Harikasın. Efendim çok kısa meşgul edelim. Bursa'da yaklaşan yerel seçimler. Bursa bu soruyu merak ediyor. 31 Mart gecesi Ali Nur Aktaş mı, Mustafa Boz Bey mi sandıktan çıkar? Anladım ama yanlış kişiye soruyorsunuz. Ben İstanbul'dan ziyarete geldim. Öyle mi? İkisine de. Şunu soralım. Bursa'yı nasıl buldunuz? Ben Bursa'yı çok seviyorum zaten. Ben Bursa'da okudum üniversiteyi. 4 sene Bursa'da yaşadım. O yüzden çok seviyorum. Kızımı da her semestr getiririm zaten Bursa'yı tanıması için. Pekala. Güzel anne ve dünya tatlısı yavrumuz bir el sallayalım mı? İstanbul'a da selamlarımızı iletelim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, bizim birliklerimiz devam ediyor. Şu anda hanımlar ve beyler, onların bizden haberi yok ama onlar burada market önünde alışveriş yapıyor. Efendim merhaba. Merhaba. Siz iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkürler efendim. İsim neydi bu arada? Fatma. Fatma Hanım, net soru. 31 Mart gecesi sandıktan Ali Nur Aktaş mı yoksa Mustafa Boz Bey mi çıkar? Valla hiçbir fikrim yok şu an, bir şey diyemiyorum. Kararsız mıyız? Kararsız. Ne zaman karar vereceğim? Bilmiyorum valla, şu an hiç net bir kararım yok. Bakalım ailesi. Yani şu an bir fikir yürütemiyorum. Yabancı olduğum için burada yeni geldik. Peki. Teşekkürler. Beyefendi merhaba. Merhaba. Siz iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hadi kısa rahatsız edelim. Alışveriş yapıyorsunuz. Bu arada ne alıyorsunuz efendim? Soğanları Ercan görüyorsun. Limon var, portakal, patatesler var. Nasıl efendim fiyatlar? Fiyatlar olsa yüksek yani. Yüksek mi? Evet, çok yüksek. İsim neydi efendim? İsim Celal. Celal abi, 31 Mart gecesi Bursa'da Ali Nur Aktaş mı yoksa Mustafa Boz Bey? Ben Mustafa Boz Bey'e vereceğim. Ne efendim Boz Bey? Ya benim görüşüm o. Ben o görüşten başka kimseye vermem yani. İyi, teşekkürler. Beyefendi de burada, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Her şey yolunda mı? Nereden, nasıl yolunda olsun, görüyorsunuz. Hayat pahalı mı? Hayat pahalı nedir ya? İsim neydi efendim? Lazgin. Lazgin. Lazgin, öyle mi? Anlamı nedir? Türkçe engin ol demek. Engin ol demek. Şimdi abimize soralım. Burada yaşıyoruz bu kentte. 31 Mart'ta oy kullanacaksınız. Sizce sandıktan Ali Nur Aktaş mı yoksa Mustafa Boz Bey mi çıkar? Mustafa Boz Bey çıkar. Efendim Boz Bey? Biz onu daha halktan daha yakın görüyoruz. Daha iyi görüyoruz. Peki efendim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili Arcan, hemen bu noktada bir erkek kuaförüne gelelim. Çat kapı yapalım. Hazır müşteri de burada tıraş oluyor. Abimiz de burada
işini yapmakta. Bir merhaba diyelim bakalım, merhaba. Merhabalar. Siz iyi misiniz? Teşekkürler, sizler? Teşekkürler, keyifler nasıl? Elhamdülillah. Yaşamıyorsunuz. Bugünümüze şükür. Sor efendim, Bursa'da Ali Nur Aktaş, Mustafa Bozoy. Ali Nur Aktaş diyoruz. Ali Nur Aktaş. Yani neden Aktaş? Bir defa Tayyip Erdoğan diyoruz. Yani Tayyip Erdoğan bu ülke için yaptıkları belli. Gösterdikleri belli. Dolayısıyla Ali Nur Aktaş da o yolda giden birisi. İnanıyoruz, güveniyoruz kendisine. Pekala, size saatler olsun. Hanımlar beyler, Bay Mikrofon devam ediyor. Burada Darmıstar Çatesi'nde gençler de havanın güzel olmasını fırsat bulup burada oturuyorlar. Onlarla tanışalım. Gençler konuşmalı. Gençlerin söylemi, gençlerin fikirleri bu programda. Bay Mikrofon'da tabii ki her şeylerin önemlisi son derece anlam taşıyan ifadeler olacak. Onlara madem bu kentte yaşıyorlar, öncesinde tanışalım, bir merhaba diyelim, merhaba. Merhaba, Emre Karagül'le ben. Merhaba Emre, keyifler iyi mi? Çok şükür, yerinde. Şey yolunda sizlerin mı? Nasıl? Eyvallah, yolunda. Siz nasıl? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Geldik buraya ve merak edilen soru, 31 Mart gecesi sandıktan Ali Nur Aktaş mı yoksa Mustafa Bozbey mi çıkar? Hayır, bir genç beyni olarak ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. İkisi de gerçekten birbirinden değerli insanlar. Bu zamana kadar da Bursa'ya gerçekten çok güzel şeyler kattılar. Ama fakat şu anda bu Türkiye'nin çektiği ekonomik sıkıntılardan dolayı belediye seçimlerinde muhtemelen Bozbey alabilir diye düşünüyorum. Pekala, Emre'ye teşekkürler. Arkadaşın yanına gelin, merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler, size de kolay gelsin. Bizim de düşüncemiz, yani şimdi Bursa'nın haline, durumuna baktığımız zaman Nilüfer bölgesinde, yani Mustafa Bozbey'in döneminde yapılan, yani Nilüfer bölgesine baktığımız zaman daha çok sosyal mekanlar var, daha çok temizlik, yolları, çevre düzenlemesi vesaire. Nilüfer daha bence başarılı Osman Gazi'ye göre. Bence bu seçimi Bozbey alacak diye düşünüyorum. Peki, kardeşime teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Ne düşünüyorsun? Bence Mustafa Bozbey'in daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Neden Bozbey? Neden Bozbey? Çünkü yaptığı şeyleri görebiliyoruz yani. Pekala, kardeşime teşekkürler. Son hemen tanışalım, merhaba. Merhaba. İsim neydi? Sadık. Sadık, net. Net geliyorum sana. Mustafa Bozbey mi, Ali Nur Aktaş mı? Ya Bozbey daha yüksek gibi duruyor yani. Neden Bozbey? Yani Bursa'yı bilen insanlar Osman Gazi'ye bir baktığı zaman, bir de Nilüfer tarafına baktığı zaman, yani bir şey, yani tanımalarına gerek yok yani, yer olarak baktıkları zaman. Yani Bozbey... Pekala, gençlere teşekkürler. Hadi bir de el sallayalım mı? Bay Mikrofon'da. Teşekkürler. Hanımlar beyler, artık Bay Mikrofon'un sonuna doğru yaklaştık. Her zaman olduğu gibi program sonunda ana sponsorumuz Tahir Yıldız Pide'den bir çifte, bir kişiye çift olarak menümüzü vereceğiz. Artık programın son anlarında sevgili Ercan, o talihli ismi ya da insanı bulmaya çalışalım bu kadar kalabalıkta. Hadi şöyle bir dolaşalım bakalım. Hanımefendi de bize doğru geliyor. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, güzel de bir tesadüf olduk. Tanışalım, isim neydi? Zeynep. Zeynep Hanım'a hemen günün sorusuyla birlikte Tahir Yıldız Pide'den. Şöyle gelin efendim. Abimiz de motoruyla geçmiş olsun. Tahir Yıldız Pide ana sponsorumuz. Bir çifte muhteşem menümüzü vereceğiz. Odunlu fırında her türlü çeşidimiz var. Pidemiz var efendim. Lahmacun var. Dönerimiz var. Bursa kebabımız. Bu arada evli miyiz? Evet. İçinizle birlikte eğer doğru cevap verirseniz basit soruya. Hadi Tahir Yıldız Pide'nin şimdiden yolunu tutmaya hazır mısınız? İnşallah. Hazırım. Soralım mı? Evet. Yarışalım mı Ercan? Hadi yarışalım. Biraz spordan gidelim. Pek bayanlar futbolla ilgili bu kadar bilgili yani, değildir ama. Biraz takip ediyorum. Hangi takımdayız bu arada? Bursa Spor. Siz sporlu musunuz? Evet. Güzel. O zaman yeşil. Beyaz. Yeşil. Beyaz. Şahanesiniz. Soru da gelsin. Madem Bursa sporlusunuz, ilgilisiniz, bir hanımefendisiniz ve Bay Mikrofon günün sorusu. Derin bir nefes alın. Evet. Soru geliyor. Bursa Spor Teknik Direktörü kimdir? Samet Aybaba. Samet Aybaba. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Samet Aybaba'ya mesajınız var mı? Başarılar. Spor takip ediyoruz. Ediyoruz. Nasıl buluyoruz? Yani daha güçlü olmasını istiyoruz gönülden, canı gönülden. Pekala, size teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel, renkli, en renkli, en tatlı renkli masmavi gözlü hanımefendiye. Efendim, kartımızı da biz hemen takdim edelim, cebimizden çıkaralım. Tahir Yıldız bir de onaylayalım. Sevgili Ercan, hemen takdim edelim. Teşekkür ediyorum. Muhteşem menüyü kazandınız. Birlikte bir de el sallayalım mı? Hadi bakalım. Teşekkürler.